Başbakan Binali Yıldırım Trabzon'da anayasa ve başkanlık sistemi müjdesi verdi. Yeni anayasayı MHP ile beraber yapacağız dedi. Sayın Devlet Bahçeli, Türk yine sağduyusu ile vatansever ve ülkenin geleceğini dikkate alarak her türlü siyasi hesaplardan öte Türkiye'nin bu önemli meselesinin çözümü için sorumluluk aldı ve bu konuda inşallah Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber anayasa değişikliğini yapacağız ve başkanlık sistemini de hayata geçireceğiz. İspir'den daha çok İspirli yaşıyor. Başbakan Yıldırım Trabzon meydanında binlerce vatandaşa hitap etti. Hedefinde terör örgütü üyeliği nedeniyle tutuklanan HDP'liler vardı. Bütün Avrupa ülkelerinden aman bu adamlara dokunmayın. Kardeşim neye dokunmayacaksın? Mahkeme çağırıyor. Gel ifade ver. Ben senin mahkemeni kabul etmiyorum. Gelmiyorum. İfade veremiyorum. Beni alamazsınız, beni veremezsiniz. Geldin mi? İfadeni de verdin mi? Dersini de aldın mı? Alacaksın. Burası hukuk devleti. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada terörün borusu ötmez. Terörden tutuklanan HDP'lilere destek veren CHP'ye de tepki gösterdi. CHP'nin AK Parti'yi asılsız iftiralarla suçladığı bildiriden bahsetti, pusulayı yitirdiler dedi. Diyor ki, AK terör örgütüne yardım yapan AK Parti'dir. En-Nusra, IŞİD, PKK, FETÖ'yü ülkenin başına bela eden AK Parti'dir. Bu ne demek? Bu ne demek kardeşim? Ülkenin ana muhalefet partisi pusulayı yitirmiş vaziyette. Nereye toslayacağı belli değil. Allah yardım etsin.